Gel. Ne oldu? Yavuz Sultan Selim Han'ın 3. Köprü Müze'de ismi... Projeyi incelediğim kadarıyla gayet güzel bir proje. Her türlü ihtiyaç düşünülmüş, sosyal donat alanları bolca korunmuş ve inanıyorum ki bittikten sonra içinde yaşayan insanların da mutlu olacağı bir proje. Projeye itirazım yok, zaten destekliyoruz ama biraz ismine takıldım ben. Vi olana kadar bizim Haliç desek ne olur başkanım bunu? Bizim Haliç olsun bu projenin adı. Eğer bizler sağlam binalar yaparsak bir sorun yok. Deprem yönetmeliğine uygun yaparsak bir sorun yok. Şiddeti kaç olursa olsun depreme karşı sağlıklı ve sağlam binalar yapılabilir. 150 yıl önce, 200 yıl önce yapılan binalar ayakta. Selçuklu döneminde yapılan 800 yıllık binalar da ayakta. Kaç deprem geçirdi bir şey olmuyor. Ama 40-50 yıllık binalarımızın hepsi iyice yıkılıyor. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın birkaç yıl önce başlattığı çok büyük bir öngörüyle bütün Türkiye'de start verdiği kentsel dönüşümün başındayız. Bir takım tıkanıklıklar yaşanmış. İstediğimiz hızda gitmiyor. Ama bizim bakanlık olarak görevimiz bütün bu işleri, tıkanıklıkları çözmek ve hızlandırmak. Şu anda 49 vilayette 1,5-2 milyon insanımızı ilgilendiren kentsel dönüşümle ilgili çalışma var. Yetmez. 15 milyon, 30 milyonu ilgilendiren insanımızı kentsel dönüşüm projeleriyle ayağa kaldırabilirsek bizler başarılı sayacağız kendimizi. Bakanlığa geldiğimiz ilk günden itibaren arkadaşlarımıza program yaptık. Mevzi mevzi, nerede tıkanmışsa proje gidip çözmeye çalışıyoruz. Evet, buraya emek verdik. Epeyce bir emeğimiz var. Helal hoş olsun. Bundan sonra da zaten kentsel dönüşümün birinci adımıydı. 4 adım daha atılacak inşallah sene sonuna kadar. Gazi Osman Paşa baştan sona yenilenecek ve düzelecek. Çamlıca'da uğraşıyoruz. Fikirtepe'de uğraşıyoruz. İzmir Karabağlar'da uğraşıyoruz. Bütünüyle kentsel dönüşüm alanlarındaki sıkıntıları çözmeye çalışıyoruz. Bakın burada bir şey daha söylemek istiyorum. Bazen kulağıma geliyor. Bazı muhalif partili belediye başkanı arkadaşlarımız efendim biz ilçemizde çok güzel kentsel dönüşümler yapacağız ama bize izin vermezler ki bakanlıklardan. Onlar AK Partililer. O yüzden de bir şey yapamıyoruz. Elimiz kolumuz bağlı vesaire gibi şeyler söylüyorlar. Çok açık Gazi Osman Paşa meydanından bu şehitler demokrasi meydanından ilan ediyorum. Kim de kentsel dönüşüm yapmak istiyorsa, kim hizmet yapmak istiyorsa, kim insanımızı mutlu etmek istiyorsa kapımız sonuna kadar açık buyursunlar. At binenin, kılıç kuşananın hiç bahane bulmasınlar. Kim nerede ne iş yapmak istiyorsa asla siyasi görüşüne bakmadan, partisine bakmadan yardımcı olmaya hazırız. Çünkü bu vatan toprakları üzerinde beraber yaşıyoruz. Aynı gemideyiz. Deprem olduğu zaman seni beni ayırmıyor. Falan partili filan partili ayırmıyor. Hepimize birden geliyor. Yeter ki iş yapılsın. Yeter ki bu dönüşüm projeleri çok hızlı olarak ortaya konsun. Biz bundan sonra da bunu yapmaya gayret edeceğiz inşallah. Bin Kur'an, kurban ve kumela kurduruna başlıyoruz saygı. Askeri alanların, özellikle şehir içerisinde kalan askeri alanların dışına taşınması gibi bir fikir de 15 Temmuz sonrasında geldi. Türkiye'nin birçok yerinde askeri alanlar ilk yapılış tarihlerine bakıldığı zaman şehir merkezlerine özel olarak konuşlanmamış. Onun için yapılmamış. Şehrin çeperlerine yapılmış. Ancak zaman içerisinde büyüyen şehirler bu askeri alanları içerisine almış ve yutmuş. Biz bunları yenilemezsek, dışarıya taşımazsak o zaman çok doğru bir iş yapmış olmayız. Belki de 15 Temmuz buna vesile olan gecelerden birisi oldu bana göre. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı özellikle şehir içerisinde kalan askeri alanların tamamıyla vatandaşın kullanımına açık, herkesin kullanacağı yeşil alanlar şeklinde değerlendirilmesi. Bu konuda zaten bir şüphe yok. Bir çalışma yapıyoruz. Ancak bir taraftan da Sayın Başbakanımızın da talimatıyla ki Cumhurbaşkanımızın da haberi var. 3 bakanlık olarak da bir çalışma yapıyoruz. 3 bakanlığın birincisi tabii ki Milli Savunma Bakanlığı. Askeri alanların gerekliliği, bundan sonra nasıl devam edeceği,
nasıl bir kışla veyahut da oradaki idare tarzı olacağı hususunda temel fikir onlara ait. Maliye Bakanlığı Milli Emlak tarafını ilgilendiriyor. Çevre Şehircilik Bakanlığı da bütün askeri alanların şu anda ne olarak kullanıldığı, bundan sonra vatandaşın oradaki beklentisinin ne olduğu, nereye taşınacağı hususunda bir çalışma yapıyor. Bu çalışmalar bitmek üzere. Bittiği zaman üç bakanlık bir araya geleceğiz. Her bir tesisi nereye taşıyacağımızı, sonra o tesisin, taşınan tesisin ne olacağına karar vereceğiz.